Bilim kurgu filmlerinde yıllardır uçan araba fikri sunuluyor. Gerçek dünyadaysa bu fikir uzunca bir süredir bir konsept olmaktan ileriye gidemiyor. Dünyanın dört bir yanında şirketlerse kişisel hava yolculuğunu mümkün kılmak için çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalarsa bize yakın gelecekte ulaşım sektöründe ciddi değişimler yaşayacağımızı gösteriyor. Biz de bunu kanıtlar nitelikte bir video hazırladık. İşte karşınızda gelecekte havalarda olacak 10 inanılmaz araba. Hazırsanız uçuyoruz. Bir, Airbus Vahana. Teknoloji şirketleri bugüne kadar kurgudan ibaret olan gelecek senaryolarını gerçeğe dönüştürme konusunda hiç olmadığı kadar cesurlar. Videomuzun ilk sırasındaysa Airbus Vahana var. 2018 yılında Fransa merkezli havacılık devi Airbus, uçan taksi modeli Vahana'nın test uçuşunun görüntülerini yayınlamış. Airbus Vahana, yumurta biçimli silindirik bir kabini taşıyan 4 kanat ve 8 pervaneden oluşan elektrikli bir araç. 2016 yılında projesi başlayan Airbus Vahana'nın bu yıl Alfa 1 modelinin üretime geçmesi planlanıyormuş. Ancak henüz bu konuda şirketten bir açıklama yapılmamış. Airbus'un uçan taksisi Vahana, 6.2 metre genişliğinde, 5.7 metre uzunluğunda ve 2.8 metre yüksekliğinde. Aracın ağırlığı ise 744 kilogram. Elektrikli dikey kalkış ve iniş hava aracı olarak adlandırılan bu araçların, büyük şehirlerin yoğun araç trafiğine karşı çatıdan çatıya transfer hizmeti sağlamayı amaçlıyor. Son olarak Vahana'nın pek yüksekte olmasa da belirli süre havada asılı kalabilmesi bu alanda kayda değer bir başarı olarak değerlendiriliyor. Peki kimler yakın gelecekte alışık olduğumuz taksiler yerine Vahana adındaki bu uçan taksiyi kullanmaya hazır? 2. Opener Blackfly. Sırada yaklaşık 11 yıldır geliştirilen en yeni kişisel hava araçlarından biri olan Blackfly var. Blackfly, Opener isimli Kanada merkezli firma tarafından geliştirilmiş kişisel hava aracı. VTOL yani dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen Blackfly, gücünü toplam 8 tane elektrikli pervane motorundan alıyor. Testlerinde 20.000 km kadar yol yapılan araç, Amerika sınırları içerisinde özel bir izin alınmadan kullanılabilmekte. Tek kişilik hava aracı, pilleri tam dolu olduğunda 40 km yol yapabiliyor ve piller sadece 30 dakika içerisinde dolduruluyor. Saatte maksimum 100 km hız yapabilen Blackfly, 3 boyutlu taşımacılığın geleceği olarak nitelendiriliyor. Gövde yapısı sayesinde kum üzerine dahi indirilebilen araç, oldukça güvenli ve benzerlerine göre bütçe dostu olarak nitelendiriliyor. Oldukça hafif olan araç, istenirse balistik paraşüt sistemiyle de satın alınabilmekte. 3. Kitty Hawk Flyer. Ehliyetsiz kullanılabilecek hava aracı Kitty Hawk Flyer ile tanışın. Kitty Hawk firması tarafından üretilen Flyer, elektrikle çalışan ultra hafif hava aracı. Ehliyete ihtiyaç duymayan bu araç tek kişilik ve saatte maksimum 32 km hıza ulaşabilmekte. 115 kilogram ağırlığında olan araç %100 elektrik gücüyle çalışırken 10 tane motor kullanıyor. Havada 20 dakika kalabilen Flyer ayrıca yerden 3 metre yükselebiliyor. Verilen hız ve menzil rakamlarına bakılırsa Flyer kısa mesafe sürüşlerine uygun. Ayrıca 3 metre kadar yükselmesinden dolayı da su üstünde veya boş açık alanlarda kullanılabiliyor. Kitty Hawk'un kendi internet sitesinden satışa sunulan bu tek kişilik hava aracının en büyük müşterileri eğlence parkları olacağı düşünülüyor. Buralarda ağırlıklı olarak kiralama yöntemine gidilerek insanların hizmetine sunulacağı benziyor. 4 numara. Sırada bir fotoğraf var. 4 tekerlekli bir Mercedes uçabilen hava aracı haline gelmiş. Peki sizce gelecekte kullanılması planlanan hava araçları şu ana kadar bahsettiklerimiz gibi mi olmalı ya da bu gördüğünüz Mercedes gibi mi olmalı? Cevabınızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. 5. Uber Elevate. Devasa bir drone modeline benzeyen uçan taksinin 2020 yılında NASA Uber ortaklığıyla Amerika'da kullanıma girmesi bekleniyor. Elektrikle çalışacak olan uçaklar tıpkı bir drone gibi dikey kalkış ve inişe izin verecek. Geleneksel helikopterlerden daha sessiz, daha verimli ve daha ucuz olacak olan Uber Elevate'in saatte 240 km azami hıza ulaşması bekleniyor.
4 yolcu kapasiteli bu elektrikli aracın tam dolu pillerle 100 kilometre mesafe gidebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Uber Elevate, hava taksisi projesiyle kentsel ve kırsal bölgeleri birbirine bağlayarak şirketin erişimini arttırmayı ve yerden 300-600 metre yükseklikte hareket ederek trafik sorunundan kaçınmak için bir çözüm sunmayı hedefliyor. Peki ülkemizde alışıldık taksilerin yerine bu uçan taksiler olsa kullanır mıydınız? 6. Joby Aviation. Sırada Joby Aviation var. Joby Aviation, pilotların kontrol ettiği ve 5 kişilik kapasitesi bulunan elektrikli taksiler üretmeyi amaçlayan bir girişim. Japon devi Toyota ise firmaya 349 milyon dolarlık bir yatırım yapmış. Diğer hava araçlarından farklı olarak otonom olmayan Joby, bir pilot tarafından kontrol edilecek. Aracın 5 koltuğu olacak, maksimum hızı ise saatte 330 kilometreyi bulacak. Aracın tek şarjda 240 kilometre mesafe kat edebileceği belirtilmiş. Ayrıca iniş kalkış ve uçuşlarda normal hava araçlarından 100 kat daha sessiz olacak. 7. Aeromobil. Şimdi ise karşınızda geleceğin uçan otomobil modeli Aeromobil var. Slovakya merkezli Aeromobil isimli şirketin 1989 yılından bu yana üzerinde çalıştığı uçan araba Aeromobil 3.0'ın son hali görenleri kendine hayran bırakıyor. Benzinle çalışan ve tam dolumda yaklaşık 600 km yol kat edebilen uçan otomobilin saatteki hızı ise 200 km'yi buluyor. Yapay zeka ile donatılmış bu gelişmiş uçan otomobil tıpkı otonom arabalar gibi havada otonom şekilde ilerleyebiliyor. Aeromobil'in 5.0 Vitor modelinde bulunuyor. Bu hava aracı ise gücünü kanatlarının ucuna yerleştirilen elektrik motorlardan alıyor ve otonom uçuş yeteneklerine sahip. Peki kimler yakın gelecekte Aeromobil hava araçlarıyla seyahat etmek ister? 8. Volocopter 2X. Volocopter isimli bu hava aracı 18 adet pervane ile bir helikopter işlevi görse de helikoptere göre çok daha hafif ve az maliyetli. İnsan taşıyabilen elektrikle çalışan bu otonom hava taksiler dikey iniş ve kalkış yapabilme kabiliyetine de sahipler. Hızlı şarj desteği sayesinde 40 dakikada şarj olabilen hava aracının saatteki maksimum hızı ise 100 km. Bununla birlikte Volocopter 2X uzun menzilli bir hava aracı değil. 9 tane bataryayla çalışan hava aracı saatte yaklaşık 70 km hızla 17 dakika boyunca yol alabiliyor. Ayrıca Alman yapımı en ekonomik ve sessiz hava aracı olarak gösterilen Volocopter, insanlı ilk uçuşunu yapmış ve sonuç başarılı olmuştur. Gerekli izinler alındığı takdirde Volocopter 2X'in tüm Avrupa'da ve Amerika'da kullanılması planlanıyor. 9. Workhorse Surefly. Geleceğin bir diğer hava aracı Surefly ile tanışın. Helikopterlere alternatif olarak geliştirilen Surefly, 8 adet elektrik motoruna ve bunlara güç veren içten yanmalı bir motora sahip. Böylece motorlardan biri hasar alsa bile diğer 7 motor aracı güvenle yere indirebiliyor. Ayrıca araç üzerindeki jeneratör de motorlara elektrik enerjisini sağlıyor. Eğer bu aşamada sorun yaşanırsa da aracın kendini 5 dakika daha taşıyabilecek bir yedek deposu bulunuyor. Küçük pervaneleriyle fazla yer kaplamayan Surefly, karbon fiberden üretildiği için sadece 499 kilogram. İki yolcu kapasiteli Surefly'a yolcu taşıyan bir drone da diyebiliriz. Saatte 113 km hıza ulaşabilen hava aracı, kaldırma gücünü ise ufak pervanelerinden almakta. 10. Terrafugia Transition. Amerikalı bir firma tarafından geliştirilen ve normal benzinle çalışan uçan araba Terrafugia Transition otoyoldan havalanan ilk taşıttır. 82 km hıza ulaştığında havalanabilen Terrafugia, gökyüzünde saatte 185 km hız yapabilmekte ve bir depo kurşunsuz benzinle 750 km yol kat edebilmektedir. Bu benzersiz ve yenilikçi uçak projesiyle trafik sıkışıklığını sona erdirmek için 90 yıldan beri kurulan uçan otomobil hayali nihayet gerçek olmuştur. İlk uçuşunu 2009 yılında gerçekleştiren Terrafugia, 10 yıllık geliştirme sürecinin ardından nihayet bu yıl satışa çıkarılıyor. 2 kişilik kapasiteye sahip uçan aracın satış fiyatı ise 280 bin dolar olarak belirlenmiş. Eminiz, trafik işkencesinden kurtulmak için çok sayıda insan 280 bin dolar değerindeki bu uçan arabayı satın alacaktır. Öyle değil mi? 11.
E-Hang 184. Yolcu taşıyabilen drone E-Hang 184 ile tanışın. Yerden 300 metre kadar yükseğe çıkabilen E-Hang 184, 230 kilogram yük taşıma kapasitesine sahipken saatte 130 km hıza ulaşabilmekte. Şehir içi taşımacılığa yeni bir soluk getirmesi düşünülen bu gelişmiş drone hava aracına uçan taksi de deniliyor. Ayrıca E-Hang 184 diğer hava araçlarından farklı olarak yüksek hareket kabiliyetine sahip. Yani E-Hang 184 pilotuna tam kontrol sağlıyor ve iniş kalkışlarda özel bir alan gerektirmiyor. Alüminyum iskeletli E-Hang 184 en hızlı yolcu dronlarından biri ve saatte 130 km ile uçuyor. Üstelik bu hızla pili bitene kadar 25 dakika uçabiliyor ki bu da şehir içi 40 km uçmak demek. Son olarak uçan takside drone'un kontrolü yerde kurulan bir istasyon tarafından yönetilmekte ve yolcu drone'a müdahale edememektedir. 12. Airbus Pop-Up. Yine şehir içi taşımacılık ve ulaşıma yeni bir soluk getirecek olan Airbus Pop-Up son yılların en heyecan verici araçlarından birisi. Tamamen elektrikle çalışan Pop-Up'ın 4 tane pervanesi bulunmakta. Dikey olarak kalkıp inen otomobil 2 koltuklu olup yapay zeka ile yönetilecek. Şehir trafiğine göre en iyi çözümü sunması beklenen Pop-Up, karayolunda trafik olması durumunda Airbus'un geliştirdiği teknolojiyle size havalanmayı önerecek. Yani bu sıra dışı hava ve kara aracıyla sıkışan kara trafiğinden hemen havalanarak kurtulabileceksiniz. 13. PAL-V. Hollandalı bir firma tarafından geliştirilen bu son teknoloji araç, istenildiğinde küçük bir helikopter, istenildiğinde de araba olarak kullanılabilmekte. 15 yıldır üzerinde çalışılan PAL-V, dünyanın ilk uçan otomobili. Helikopter içerisinde her şeyin sadece tek bir tuşla gerçekleştiği bir Transformers araç olarak da düşünülebilir. Havada saatte 180 km hıza ulaşabilen araç 500 km boyunca uçabiliyor. 3 tekerlekli, 2 koltuklu araç karadaysa saatte 160 km hıza ulaşabiliyor. Sınırlı sayıda üretilen PAL-V'nin satış fiyatı 499.000 euro olarak belirlenmiş. Daha sonrasında gelecek olan versiyonun fiyatı ise 299.000 euroya düşecekmiş. Firma ayrıca bu fiyata uçuş derslerinin de dahil olduğunu açıklamış. Peki kimler yüksek fiyatına rağmen uçan araba PAL-V'yi satın almak ister? Gelecekte kullanılması planlanan hava araçlarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu gelişmiş uçan arabalardan en çok hangisini beğendiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.